efendim, iyi günler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum kendi namıma. Ondan sonra Kastamonu'lu kıymetli kardeşim Fatih'in acil durumlarda olduğu için gelemedi ama bize güzel bir sürpriz yaptı. Eşi hanımefendiyi ve oğlu Bertrand yolladı Sultan'la birlikte. Benim anlatacaklarım bilindik şeyler olacak. Fazla bir orijinallik beklemeyin. Esas sorularımızı, esas geleneksel yöntemlerle nasıl pastırma elde edildiğini, neden renginin farklı olduğunu, nasıl kesildiği, işte nasıl hazırlandığı, hepsi dahil, hangi etlerden, nerede, hangi bölgede üretici olarak, birebir üretici olarak karşınızdaki bu nefis ailenin, buradaki temsilcilerine bırakacağız. Ben birazcık tarihe bir yolculuk yapacağız. Bildik şeyler aslında. Ondan sonra biraz da sanayi usulü nasıl yapılıyor, onu şematize edeceğim. Çünkü çok fazla teknik bir şey anlatmanın hiçbir anlamı yok. Bir, söz gelimi iyi pastırma ile kötü pastırmayı nasıl ayırt edersiniz? Şimdi iki türlü ayırt edilebilir. Peynir için de aynı şey, süt için de aynı şey. Bir laboratuvar donanımımız olur, testlerini yaparsınız. Bu işin eğitimini görmüş olursunuz. Ya da bizim gibi dış kapının dış mandalı olarak iyi kötü hepimizin bir tüketici olarak bir gözümüz vardır, bir burnumuz vardır. Hatta kulağımız vardır çıtırtısını şey yapmak için. Biz de yani bakarız. Yemişliğimiz vardır, deneyimimiz vardır. Vesaire yani. Ama bunlar da işte bilmem ne analizine göre nitrat oranı bu kadar çıktı. Vay anasını kanserojendir bu nitrat. Bunlar üzerinde konuşmayacağız. Ama Türkiye'de iki ciddi sorun var. Bunu hepiniz buraya gelen değerli konuklar çok iyi biliyorlar. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de yöresel ürünlerin Kayseri pastırması, Kastamonu pastırması, Trakya pastırması ne derseniz deyin hiçbirinin gıda nizamnameleri dışında yani şundan şu kadar yapılır, alt eksi artı bu kadardır vesaire diye hijyenik bir takım önlemlerin dışında hiçbir zaman coğrafi koşulları anlatılmaz. Hangi hayvanda, hangi mevsimde, kaç yaşında, nerede, hangi bölgelerde, dağlık, ovalık, yayla, ne derseniz, ne kadar sürede, bunların hiçbirinin şeyi yoktur. Mesela bir jambon de parm dedikleri, İtalyanların meşhur domuz bacağı tütsü, jambonlu, çiğ jambonlu düşünürsünüz, tuzlandıktan sonra tütsülenen, herhalde gerisinde 500 yıllık bir gelenek var. Bizde de pastırma belki 1000 yıllık, 2000 yıllık, belki daha fazla ama bizde hala bir kamamber peyniri 900'lü yıllarda ama nasıl, nerede, hangi sütle, kaç derecede, hangi şekilde yapılacak bunlar kaydı kuyuda geçirmiş. Biz hala kendi değerlerimizi sağa sola harcıyoruz. Daha Türk yoğurdunun normu yok, İstanbul yoğurdunun yok, İstanbul simidinin yok. Beyaz peynirin bile bölgesine göre bir şey yok. Tenekenin içinde veya plastik beyaz lambanın içinde size her yere peynir satabilirler. Şimdi pastırma deyip geçmiyoruz diyoruz. Ve bir iki sözcükten geçelim. Çünkü bir lezzetin arkasında bir tarih yatar. Binlerce, yüzlerce yıllık bir tarih. En basit tanımıyla pastırmayı aldığımız zaman önceden pişirilmemiş çiğ bir eti alıyorsunuz, tuz ve bir takım baharatlarla işlemden geçirerek pişiriyorsunuz tırnak içinde. Bolduruyorsunuz ve yiyorsunuz. Löpetten olup pastırma olabilir değil mi? Ya da sucuk için kıyma vaziyetleri. Ama hepsinde bir çeşit kuruma söz konusudur. Kiminde, ki bizde de vardır, isle, odunla, kiminde haşlayıp kurutma, bütün şeylerdir. Şimdi demek ki bu sadece Türklere mahsus bir olay değil. Dünyanın her yerinde insanlar eldeki ürünleri korumak, saklamak için, yani yarınlarını bir ölçüde güvenceye almak için etin fazla olmadığı dönemlere söz gelimi veyahut yanında taşıyabilmek için böyle bir gıda koruma yöntemleri seçmişler. Tabii ömürleri değişebiliyor.
Ama bir kelebek 10 gün yaşıyor, belki daha kısa yaşıyor. Bir kargacık 100 yıl yaşıyor. Yani onlar belki genetik olarak kendilerini koruyabilirler ama gıda maddelerinin yani ancak biyoloji önünde eğildiğini, mikro şeyler önünde biyolojik mikropların bozulduğunu gayet iyi biliyoruz. Sıcaktan veya başka havada dolaşan sporlardan. Şimdi demek ki akrabalar var. Bu akrabalardan birkaçını çok hızlı sayayım. Zaten mesela kuru eti herkes biliyor. Son yıllarda Türkiye ile Balkanlar arasındaki ilişkiler de epey arttı. Turist olarak da gittiğiniz yerlerde de görüyorsunuz. İstanbul'daki lokantalarda da, Balkan lokantalarında, Boşnak lokantalarında da kuru et karşınıza çıkıyor. Suho, meso ve genellikle et tuzlanıyor. Sonra kapalı bir yerde tuz şey yapılıyor. Dumanla işlemine uygulanıyor ve genellikle en iyi parçaları da mut filan değil, sığır etinden daha çok antrakot tabir ettiğimiz o uzun parça, sırtın üstü. Tabii Türk pastırmasının lezzeti kendine özgü, yapılışı kendine özgü, teknikleri kendine özgü, lezzeti kendine özgü. Akrabalardan devam ediyoruz. Mesela farklı bir akraba var, ismine pastırma diyorlar. Pastırma ya domuzdan yapılıyor ya koyun etinden yapılıyor. Belki de av etinden yapılıyor. Romanya'dan. Ama daha çok hangi bölgeden yapılıyor? En kıymetli bölgeden değil de göğüsten yapılıyor mesela. Yunanistan'ın pastırması var. Ermenistan'da basturma var. Araplarda bastırma var. Afganistan'da landi var. Bazen koyundan oluyor. Orta Asya'da da göreceğiz. Aslında sığır daha az. Sığır göçebelerde biliyorsunuz taşınma zorluğu var, otlak zorluğu var. Daha çok küçük baş hayvanlardan et korumayı yani kurutmayı bilebiliyoruz. Kadid kelimesi de var. Kadid eskitilmiş, tuzlanmış, kurutulmuş anlamında Arapça kelime. Evliya Çelebi'de lahmi kadid diye pastırma karşınıza çıkacak. Üçüncü kitabında. Ondan sonra devam ediyoruz. İsrail'de pastırma var ama bunlar daha çok tavuk ve hindiden. Finlandiya'da kuvaliha var. Finlandiya'nın devesi yok. Ne yapacak? Rengeliğinden eti alacak, havada kurutacak, tuzlayacak, isleyecek ya da. Brezilya'da carne de sol yani güneş eti. Bir türlü güneşte kurutulmuş tuzlu eti şey yapacak. Demin bahsettiğim İtalya, Fransa ve İspanya'da jambon. Birkaç türlü jambon var tabii. Çiğ jambon, kurutulmuş jambon veyahut haşlanmış jambon. Jamb kelimesi de Fransızca kalça anlamına geldiği zaman daha çok kalça kullanılıyor. Etin en iyi yeri değil kalça biliyorsunuz sırta göre. Ama ona yakın yerlerden göreceğiz. Bizim meşhur gömleri o da en lezzetli pastırmanın yapıldığı şey. Prosciutto var. Prosciutto domuzdan değil. Onu da İtalyan lokantalarında hani yemek öncesi kavunlu prosciutto yiyorsunuz. Bayağı da havalıdır, bayağı da pahalıdır. Sığırdan yapılır. Sığırdan yapılır. Havada işte kurutuyor. Ondan sonra isterseniz şey de olabilir. Sığır bacağı daha çok tabii makbul. Tuz var, ardıç var. Ardıçın tohumu daha doğrusu, tarçın ve nutmeg dediğimiz. Nedir bu nutmeg? İşte küçük Hindistan cevizlerinin dövülmüşü, tohumu tuzlanıyor. Sonra da havada kurutuluyor. Tabii havada kurutulması için çok sıcak olmaması lazım ve hava akımlarına açık olması lazım. Hani bazen sokağa çıkarsınız, eve gelirsiniz, ay cildim kötü. Hadi ver krem perteve, şimdi krem perteve yok tabii değil mi? Nivea var, ha? Krem perteve anneannem önünde. Ha, ondan sonra veya eskilerin badem ezmesi vardı veya zeytinyağı da sürebilirsiniz ama neticede cildiniz kurur. Bir de orada saatlerce kaldığınızı düşünün. Mesela ben dün güneşte kaldım, ne oldu? Görüyorsunuz değil mi? Şuradaki beyazlığı 2 saat Şile'de kaldım. Ben bile yani kurudum kaldım. Evet. Zaten yaştan kuruduk. ABD Musevileri, bu Musevilerin de bilmediği şey yok değil mi? Bizim simitimiz gibi bagelları var. Ondan sonra
bizim köfteler gibi, patlıcanlı yemeklerimiz gibi, kurabiyelerimiz gibi, hatta börek itas dedikleri börekleri gibi geniş bir mutfakları var efendim. Ama Amerikan Musevileri özellikle Polonya'dan, Çekoslovakya'dan, belki de Macaristan'dan, belki de Rusya'dan Amerika'ya taşıdığı gelenklerle karşımıza pastrami ile çıkıyor. Ama pastrami bizim pastrami ile, pastırma ile karıştırmayın. Çünkü önce tuzlu, işte baharatlı bir salamura birkaç hafta bekletiliyor, yıkılıyor, kuruluyor, üzeri işte şey oluyor, baharatlanıyor. Mesela onlar karabiber kullanıyorlar, kişniş kullanıyorlar. Sonra evinde yapıyorsa bir buzdolabında birkaç gün bekletiyor. Ondan sonra istiyor, isterse bekletiyor veya buhar veriyor. Ya yani önünüze geldiği zaman pastrami daha çok bizde böyle fırınlanmış bir antrakotun havasında dilim dilim şey yapınca rozbifimsi bir görünüşü var. Yani bizim şey pastırma gibileri ancak Ermeni bakkallarda, Rum bakkallarda Amerika'da alırsınız ama bir Musevi koşer mutfağı vesaire ürünlerini satan da bunları görebilirsiniz. Bir de tabii Amerikalıların önce askerlerine verdikleri corn beef tarzı şeyler var. Niye corn beef diyorlar? Efendim tuz kalınlığı şey büyüklüğü mısır tanesi büyüklüğünde olduğu için corn beef deniyor. Ondan sonra bu da kuru tuzlama şeklinde yapılıyor ve haşlanıp yeniyor. Ya da teneke konserve özellikle erat için, askerler için corn beef aç şey yap, konserve. Kanada'nın kuzeyinde de var çok ilginç pemmikan diyorlar. Bu pemmikan oradaki av hayvanlarından yapılıyor. Oturup da onlar şey inek öküz peşinde düşecek yok. Tam filmlerde biliyorsunuz kovboy filmde nananan tren geçer. Orada bizon sürüleri veyahut buffalo dedikleri değil mi bir çeşit yabani davar diyelim bol bol. Afrika'da da görüyorsunuz bazen aslanları bile ürkütüyor değil mi o boyutlarıyla. Şimdi bunları etler löp löp şey yapıldıktan sonra dövülüyor, un ufak ediliyor. İlginç değil mi? Dövülüyor, un ufak ediliyor. Sonra eritilmiş hayvan yağıyla. Hani bizdeki kavurmanın hani eklendiği gibi bir şey. Sonra da etrafta ne bedava var? Markete gidecek hali var mı Kızılderili'nin? Böğürtlendi, suydu, kırmızı meyveler, lezzet verici meyvelerle size bir macun oluyor. Ve bu macunu ne yapıyorlar? Torbaya koyuyorlar. Biz nasıl peyniri koyuyoruz deri torbaya? Nasıl yoğurdu kurutunca şey yapıyoruz? Ve bir pastırmayla sucuk arasında farklı böyle bir kurutma etti karşımızda. Meksika'da, Arjantin, Şili'de veya Brezilya'da bir de charcuy veya jerky dedikleri bir şey var. Bu da et kurutulması. Fakat eti böyle çık 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 kesiyorlar. Ne diyeyim, bizdeki gibi büyük değil. İki parmak, bir parmak. Ondan sonra onları da kuruttuktan sonra sosları falan var. Ve kimi biraz tatlı bizim damak tadımıza uymuyor. Bizim çünkü artık bilinçaltımızda pastırma deyince illa biraz tuzlu, biraz baharatlı olacak. Tatlı pastırma olmaz falan diye düşünebilirsiniz. Ama Norveç'te size böyle hafif tatlandırılmış bir şeyle geyik, ren geyiği veyahut onların başka tarz geyiklerinden yapılmış pastırmalardan çıkabilir. İşte bize pastırma bizim pastırmaya lafı yok kardeşim. Nerede yok? Kutahkı birlikte yok. Yani 11. yüzyılda yazılmış ilk Türk kitaplarında veyahut Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügat-ı Türk'ünde meşhur ilk Türkçe lügat. Onda yok. Yoksa biz pastırmayı bilmiyoruz da uyduruyor muyuz? Yok. Onun yerine erzatz denir değil mi? Almanca'da yerine ikame edilen sözcükler var. Çünkü niye? Nasıl yoğurdu kim bulduğunun boş bir tartışma olduğunu, nasıl ekmeği kim bulduğunun boş bir tartışma olduğunu kabul ediyorsak, peyniri kimin bulduğunu, aynı şekilde de pastırma türü et tutmanın, tuzlamanın, baharatlamanın da tek mucidi biz değiliz, tek bir bölgede yok. Ama kelime itibarıyla bize yakın. Fakat Orta Asya'ya dıkıdık gittiğimiz zaman değil mi? At üstünde dönelim değil mi? Uçakla gidiyor şimdiki iki adamları. Ondan sonra biz tekrar döndüğümüzde bakıyoruz ki et olması lazım. Et fazlası da olması lazım. Anadolu'ya geldiği zaman atalarımız bakacaklar ki etleri azalıyor. Ve
16. yüzyılda, 15. yüzyılda Anadolu'yu gezen İstanbul'u unutun. Ya millet etti, tamamen buğdayın şeyi altında gelmiş değil mi? Çetin Altan hala proteini bir türlü alamıyoruz derdi. Bundan 30 yıldır, 40 yıldır öncesinde. Tavuk bile aynı şey. Köylü tavuk yerse neymiş efendim? Sen söyle bakalım. Ya köylü hastaymış, ya tavuk hastaymış. Peki, köylü hayvan keserse ne olurmuş? Ya hayvan hastadır, ölecektir ya da ölmüştür. Onu ne yapacak? Kavurma yapacak. Yani öyle bol kesilen bir et kültürü yok Anadolu'da. Kendimizi aldatmayalım. Dikkat ederseniz zaten bugün aile işletmelerinin de 5-6 mandası, öküzü, ineği, hatta osu bile olmayan, hatta kara sabanına koşacak bu traktör döneminde bir tek öküzü olmayan, atı olmayan şeyler var. Yani Anadolu'yu bir pastırma cenneti olarak da düşünmeyiniz lütfen. Kayseriler alınmasın. Yani Kayseri'nin kent kültürü, Selçuklu İmparatorluğu'nun önemli kentlerinden biri. Ama bir daha köyünde pastırma beklemeyin karşılığında. Zaten şimdi bugün bile gitseniz artık ayran yok, süt yok. Size bir kolay veya kötü bir çay veriyorlar değil mi Anadolu turlarınızda? Şimdi Kutatku Milli Kabalcı Yayın Evi'nin çok güzel bir şeyi var. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından farklı olarak çok da ucuz. Tavsiye ederim, her eve lazım. Özellikle lisede çocuğu olanlar ya da emekliye gelmiş bir takım benim gibi zırvalarla uğraşmaya vakti bulan kişiler için birebir her eve lazım. Ve Kabalcı'nınki bayağı da istifadeli. Milli Eğitim Bakanlığı'nın da biliyorsunuz Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı en ucuz kitapları yayınladığı için maalesef her bir dükkanları birebir kapanıyor. En son bildiğim mesela Taksim'de vardı, şimdi zeytinyağı satılıyor orada. Evet. Divan-ı Lügat Türk Türk Dili Kurumu yayınlarından bulabilirsiniz. Şimdi bastırma sözcüğü yok, basmak sözü var. Basmak sözcüğü ama burada farklı anlamda kullanılıyor. Tuza bastım, bilmem neye bastım değil. Mesela mecazi anlamda, arzu ve hevesini bastır, kendini dinginle, dengele, dize getir ya da baskın yap. Yani düşmana gece saldırısı yap. Ne diyor? Gice bas diyor, gice bas. Yani Lügat-ı Türk'e baktığımız zaman orada da bastırma yok dedik, basurmak var. Basurmak ama şu, herhangi bir şeyi ağır nesnenin altına koyarak bastırmak. Kim nasıl bastırıyor? Deminkinle aynı. Beg ogrını bastırdı. Ne demek? Beg, erkek kişi, hırsızı, flagranto, delicto dedikleri, yani iş üstünde cürme meşut yakalamış. Ogrunu bastı. Bizde de kadınları basarlar veya erkekleri basarlar ama nedense erkekleri basmayı es geçerler. Dünya 8 Mart Kadınlar Günü. Evet. Onlarsız yapamayacağız. Yapmamamız gerekiyor vesaire. Ve saygımız sonsuz elbette. Ama hep nedense değil mi? Erkekler bu işten karlı çıkarlar. Hırsızlığa veya herhangi bir... Buna karşılık başka kelimeler var. Demin söylediğim erzat. Et yıtkılandı. Ne demek bu? Yıtkılandı, bozuldu anlamında. Koktu. Şimdi bunun karşıtını bulacağız. Nasıl bulacağız? Et bir tuzlanacak, bir kurulanacak. Yani tuzlayıp da kokma derdilerdi değil mi? Çocukluğumuzda böyle nanik hikaye, o çocuk şeylerinde aslında bunları da not edilmesi lazım. İleriki kuşaklara kalabilsin diye. Yani çok basit, çok komik gibi geliyor ama koklayıp da tuzma, ufak ufak hatta kuşlar yesin değil mi? Yani bu tür şeylerin saklanması lazım. Efendim, yıtılandı. Peki öbür türlü nasıl kurutulacak? Kethirildi. Kethirildi. Gerçek Türkçe. Ama Orta Asya sözü. Bir de kakaç sözü var. Kakaç, kekeç. Kakaç kurumuş et ediyorlar. Yalnız kat kelimesi Anadolu'da da olsun, Orta Asya'da da olsun, her yerde kurutulmuş anlamına geliyor. Erik kakı, kaysır kakı, Siirt'i bilen varsa, ben buradaki Siirt pazarına gidin, bir kak ekmeği istiyorum diye bir tane yuvarlak ekmek verirler. Dişinize almayın sakın. Ekmek kalır, diş gider. Anlatabiliyor muyum? Bu sertleşmiş galetanın da üstünde bir ekmektir.
Bunu sıcak su döküp üzerine ister tereyağı, yoğurt, kıyma, isterseniz reçelle bir şekilde dilimine banarsınız. Ama neticede bu şey, ekmek kitabında da yazıyordum. Askere giden o kak ekmeğini koyar oğlu, askerden önce o ekmek merasimle yenir. Güneydoğu Anadolu'da. Şimdi mesela kelimeler var. Kakaç, koyun etinden yapılır. Koy, ketrildi. Bu esas anlamı. Koy, ketrildi. Yani koyun etinden pastırma yapıldı aslında. Et kurutuldu. Bu kakak her şeye geldiği gibi kakkuk, yarma buğdaya deniyor. Kaşgarlı'da da var. Et kaksıdı. Ne güzel bir Türkçe değil mi? Et kaksıdı. Et kakaç oldu. Et kakaç ola yazdı Kaşgarlı Mahmut'ta. Mogollar da kakak kelimesini seviyorlar. Zaten biz hala biz Mogol değiliz diyorsunuz. Biz Türk'üz diyorsunuz. Mogollar biz Moguluz diyorlar vaka. Ondan sonra iş adam paylaşmaya gelince birden Türklüğümüz tutuyor. Cengiz Han Türk müydü, Mete Mogol muydu? İşte başlıyoruz değil mi? Tıpkı İranlılarla İbn-i Sina, Farabi hikayesine girdiğimiz gibi. Hiç önemli değil bu kadar kompleksli olmaya. Eğer bir bölgenin insanıysa, biz de o coğrafyanın insanıysa, o bizim ortak kültürümüz. Hatta dünyada UNESCO vesaire de dünya ortak kültürü diyor. Ayasofya'da, Sultanahmet'te sizin benim kadar o Japon, o Çinli, o Güney Amerikalı'nın ve Afrikalı'nın da öz mülkü. Timbuktu'daki, Mali'deki topraktan camiler gibi. Onlar hepimizin malı. Şimdi efendim, Mogollar kak diyorlar, Memluklar ne diyorlarmış? Memluklar biliyorsunuz Türklerin Mısır şubesi, esir olarak gidiyorlar değil mi Harun Reşit'in zamanında? Sonra Mısır'a köle olarak başlıyorlar. Fakat İbn Haldun'un da daha önceden bahsettiği gibi köleler güçlenir ve sonunda ne olur? Başa geçerler. Bizde de Osmanlı'da bir sürü devşirmenin sadrazam olduğunu da gayet iyi biliyorsunuz. Sokulluları alsanız, Boşnakları'nı veya Arnavutları'nı alsanız daima olabilir. Bunlar pastırmaya kak diyorlar. Rüzgarda kurutulmuş ete ise sür-et diyorlarmış. Şimdi kurutulmuş maddeleri etin veyahut yoğurdun süzülmüş ve güneşte kurutulmuş. Sadece bunun uzun süre korunmasını değil, aynı zamanda stratejik madde. Düşünün, Orta Asya'da at üstünde cenk ediyorsunuz, şeyinizde, cebinizde, bohçanızda, neyse sırtınızdaki torbada bir parça et var, bir parça kurut dediğimiz Anadolu'da bugün dahi gerektiğinde çorba yaptığımız, gerektiğinde ayran yaptığımız topaklar, yoğurtlu topaklar veyahut keş tabir edilen Marmara bölgesinde, Kastamonu arasında. Unutmayalım, yani bu aynı zamanda bir besin. Derken yeni bir kelime çıkıyor ortaya. Yazok eti, vay be! Ne demekmiş bu yazok eti? Yazok. Şimdi mitolojiyi, kozmojeniyi bırakalım. Biliyorsunuz Türklerde yer ve gök birdir. Batılarda yeryüzü ve uzay ayrıdır. Bizim kozmoloji, yani dünya nasıl başladı, nasıl gitti hesabında. Ve Oğuz mitolojisinde de bilirsiniz, bir altın yay vardır, bir de bozoklar vardır. En üsttekiler altın yaya sahiptir. Onun kontrolü yani egemen, bozoklar da onun şeyidir. Bozoklar güneyden kuzeye gider ve daha çok memurudur, görevlisidir. Vesaire bu boz ok, gümüş ok anlamında. Buradaki yaz okta da, şimdi bu okların gidişini düşünebiliyor musunuz? Gökyüzünün altında bir şey, değil mi? Topçuda da vardı değil mi? Böyle bir projektil bir hareket söz konusudur. Sanıyorum bundan da yaz. Fakat yaz, buradaki yaz değil. Yaz ok eti baharda yapılıyor. Bakarsanız şeyde, Dede Korkut'ta da bazen yaz kelimesinin bahar anlamında, sonbaharda yapıyorsunuz. Baharda yiyorsunuz. Ya yazın ortasında yapıp baharda yiyorsunuz. Yazok eti.
Niye? Çünkü kışın en şey zamanında pastırma yapmanız mümkün değil. Et bulmanız mümkün değil. Ve şöyle diyor. Güz vakti bir takım baharatla hazırlanarak kurutulan ettir. Kaşgarlı diyor. Öylece bırakılır. İlkbaharda yenir. Çünkü ilkbaharda hayvanlar zayıflar. Pastırması olan kişi ilkbaharda iyi et yer. Karslı var mı içinizde? Yok. Kars'ın nesi meşhur? Balının dışında kazı meşhur. Mesela yazın otlak kenarlarında o kazlar büyür, serpilir, gelişir. Sonra ilk karda bunları ne yaparlar? Tuzlarlar ve karın içinde bekler. Buzdolabı veya süper soğutucuya gerek yoktur. Bu da bir şekilde pastırmadır yani. Sonra onu haşlarsınız. Ya bu amma da tuzlu dersiniz, değil mi? Bu amma da tuzlu dersiniz. Ondan sonra sonradan yavaş alışırsınız ya da önce bir yıkayıp ılık suda tıpkı Antep peynirini, sıkma peynirinin fazla tuzunu almak gibi şey yaparsınız. Şimdi ilkbaharda demek ki yaz dendiğini görüyoruz. Kastamonular anlatacak. Onlar da yazın salarlar. Ekim ayında, Kasım ayında değil mi? Dava gelir. Ve ne zaman esas yenir? Ağırlıklı kış. Sonraki dönemde daha çok. Değil mi? Hemen piyasaya vermenin şeyi yok. Şimdi toparlıyoruz. Nedir bu? Çiğ eti, pastırma yaptık, sucuk yaptık. Buzdolabı olmadığı bir ortamda. Bugün aslında pastırma gereksiz diyebilirsiniz değil mi? Her anlamda gereksiz pastırma. Ama ceket düğmeleri vardır. Ceketli de kimse yok, ben dahil var. Vedat Bey'de ceket var. Vedat Bey, ceket düğmelerinizi gösterebilir misiniz? Kol düğmeniz. Ne işe yarar efendim o? Aksesuar. Hiçbir şey yarar. Değil mi? Aksesuar, gayet doğru. Yarar mı? Yani eğer burada üç düğme yoksa o ceketi giymiyor musunuz? Yazlık ceketleri bir de havasına böyle kıvırıyorsunuz değil mi? Yakışıklı oluyor bile, yaka böyle kalkıyor. Değil mi? Evet, o vaziyetleri de kapalı. Ondan sonra hiçbir işe yaramıyor. Sadece bir kalıntı, kültürel kalıntı şeklinde. Değil mi? Kültürel kalıntı şeklinde. Sanıyorum pastırma da kültürel bir adamak tadı kalıntısı olarak karşımızda. Yoksa akıllı insanın pastırma yemesi mümkün değil, değil mi? Tuzlu bir et, işte bayat bir et, pahalı bir et hocam, pahalı bir et. Ha? Efendim, nasıl kurutma yapacağımızı biliyoruz. Fakat Anadolu'da bir laf var, pek hoşuma gitti. Nimeksi yimeksi. Nimeksi yimeksi daha çok şey Afyon civarının bir lafı. Genelde kış için yapılan yemekleri betimliyor. Nedir bunlardan bir tanesi? Kavurma. Kavurma da bir çeşit konservedir değil mi? Pastırma tekniği. Sucuk, pastırma. Hatta nimeksi yimeksiye çok önemli bir şey daha koyabiliriz ama o da bir çorbadır. Hazır çorbanın şahı. Tarhana, turşularımız da değil mi? Nimeksi, yimeksidir. Yani bu Türkçe çok güzel bir dil diyoruz. İnşallah genç kuşaklar Türkçenin güzel bir dil olduğunu farkına varırlar. Veyahut cepleri buradaki sembollerle iletişirler. Şimdi Hunlar da efendim şey yapıyorlarmış biliyorsunuz. Atın şeyine koyuyorlar çukurasına, baldırlarından veya şeyin arkasında. O sıcakta o terle falan güzel düşüyor falan öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Majestan Müzesi'nde de ayrı ayrı torbalar olduğu gözüküyor. Kurutulmuş iş. Ama bizde de yeni değil. Milattan önce Romalarda da, Anadolu efsanelerinde de söz gelimi kim var bu Anadolu efsanesinin kralı? Halikarnas balıkçısının Anadolu efsaneleri kitabında işte tanrılara bir köylü çifti kurumuş et ikram etti. Tanrılar da öyle sıradan tanrılar değil. Üçüncü kümeden, birinci kümeden. Vajir, Zeus ve Hermes vesaire. Orada eski Roma'da mesela bir çeşit sosis var. Bugün dahi sosis kelimesi benzer. Salis isica. Sal kelimesi tuz demek. Salzburg biliyorsunuz değil mi? Laftan lafa atlıyorum zamanında ama fazla malumatın zararı olmaz değil mi? Salzburg ne demek? Tuz kent demek. Bu kadar basit. Bu sal kelimesi Latince'de kıyılmış ve tuzlanmış et etkisini geliyor sosisteki konu sosislerde. Şimdi
E tamam be, milattan önce Orta Asya'da da yaşıyordu insanlar. Yani sadece bu bölgeye mahsus, Avrupa bölgesine mahsus değil. Hatta Rus arkeologlar sağ olsun bir sürü kurganlarda milattan önce 3000'lere kadar uzanan şeyler buldu, kalıntılar buldu. Bizim tezimiz neydi? Biz de çabuk yutmuştuk onu. Efendim biz bir göçebeyiz. Hayır. 9. 10. yüzyıllarda bu Kutadgu birliklerin yazılı dönemde Fergana'da tabii yerleşik krallıklar, hanlıklar vardı ama daha eskisinden de yerleşik yerler var. Bugün bile Anadolu'da milattan önce 9000'lerde meşhur Göbekli Tepe insanların yerleşmeye başladığını veyahut 1000 yıl sonra Diyarbakır Çayönü'nde buğdaylar, arpalar ektiğini gösteriyor. Yani bir sürü Anadolu'da yerleşim belgeleri var. Şeyi saymıyorum artık Konya'daki neydi? Onu saymıyor. O yani dünkü çocuk kaldı. Milattan önce 6500. Efendim derleme sözlüğü. Her eve lazım bir başka şey daha. Derleme sözlüğü Anadolu'daki sözcükleri toparlıyor. Ve pastırma ile ilgili şeylerden çok benzer şeylerde karşımıza çıkıyor sözcükler, onu yerine kullananlar, dürme, çerik vesaire. Sizlere laf zaman bırakmak için biraz acele gidiyorum. Ama yine de eski tarihimizde bazı alıntılar yapmadan, mesela yazarlara bakıyoruz. Derleme şeyinin dışında, sözlüğünün dışında bir de yazarlara bakıyoruz. Bir de tarama sözlüğü vardır. Tarama sözlüğünde de edebi metinler taranır. Orada da göreceğiz biraz sonra. İlk şey 16. yüzyılda pastırma kelimesini veya bastırma kelimesini göreceğiz. Ondan önce daima bu katlara, matlara, kekeçlere filan katılacağız. Ve Anadolu'da kullanılan laflara şey yapacağız. Desti gıpça. Dest çölük arazi demek. Çölümsü arazi demek. Kıpçak. Kıpçak beyaz tenli Türk demek. Ve Hazar Gölü'nün üstünü Volga arasındaki Türk kabilelerden, Kıpçaklar da Bulgarlar da Türk asıllı kabilelerdir. Volga Nehri'nin öbür tarafında. Ve bunlarda da Kıpçakların krallıkları yüzyıllar devam etmiştir Batı Türkleri olarak. Mesela o zamanın ünlü gezginlerinden İbni Batuta. 14. yüzyıl. Nereli İbni Batuta? Faslı. Adam geziyor. Kültürlü bir adam. Her gittiği yerde de hoca hacı iyi itibar görüyor. Anadolu'ya da gelir. Yemek kitaplarında da neler yenildiğini görürsünüz. Mesela seyahatnamesinde Üzbek hanının şeyine yani Özbekistan'ın oralarda şimdi dolaşıyor. Gidiyor orada. Suyu kaynatırlar. Duki. Duki nedir? Ya darı ya buğday. Bence darı. Çünkü o bölgede darı kültürü egemen. Ekmeği bile darıyla yaparlar artık. Büyük ölçüde o zamanlar, o yüzyılda. Ne yaparlar? Darıyı dökerler, kaynatırlar. Et varsa, bakın ne güzel, varsa lime yemeğiydi, kuru eti çorbanın içine. Bugün gidip Anadolu'da tarhana çorbası içine kıyma, kurutulmuş kıyma, kavurma ya pastırma dilimciklerini koyarsınız. Yani değişen 700 yılda bir şey yok. Varsa kelimesiyle hatırıma bir şey geldi. Zamanında bundan 20 yıl önce yemek programları yoktu. Ben yapıyordum ama siyah beyaz gibi TRT'de ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde dolaşıyorduk. Bu arada Kırklar elinde Balkan göçmenleri gelmişti. Savaştan kaçan Yugoslavya'da ve çadırda kalıyorlardı. Kırklareli'de eski Bulgaristan göçmenlerine ayrılan şeylerdi yani 1950'lerin bölgede kalıyorlardı. Ne yapalım ne yapalım hem bir moral olsun hem de gerçek bir boşnak böreği. Böyle İstanbul'da artık ikide bir değil mi boşnak lokantası vardı değil mi? Bir akrabamız yoksa boşnak böreği nedir bilmeyecek değil mi? Boşnak böreği yaptıralım. Yapıldı, malzemeyi bulduk. Tarih. Oradaki bayan, hiç unutmam o bir kulübe gibi yerlerde yaşıyor. Ve anlatıyor. Peynir, varsa peynir. Ya, varsa.
Çünkü eğer bir savaş görmüşseniz, şey görmüşseniz, o tarifin ne kadar boşa geçeceğini. Yani buramda demek ki bu varsa sözcüğü birden onu bana yıllar sonra getirdi. Maldiv adalarına bile gidiyor bu adamcağız İbn Battuta. Telemdi. Maldiv'e şimdi sosyete gidiyor değil mi? Ha, bizimki o zaman gitmiş Maldiv adalarına Telemdi. Oranın yerel vezirine konuk oluyor. Menüde ne var? Büyük bir kapta kurutulmuş etle karışık pirinç, tavuk, yağ ve balık sunmuşlar. Demin söyledim, tarama sözcüğünde bastırma karşılığı şeyi görüyoruz. Hamzename diye bir kitapta 14. yüzyılda kiminin bastırma, kiminin keşkek, kiminin eski aş idüp diye böyle bir şiirde geçiyor. Burada bastırmak, kapatmak, saklamak, tuzlamak, gizlemek, tuza gömmek olabilir. Hem ilkel şeklinde de bastırma yapalım mı? Hani benim zeytinyağı mendilde yaptığım gibi taşla eti kırıp, şey ezip, yaz sulatıp, suyunu şey yapıp iyice bir su iki su çıkartıp ona biraz tuzlayıp kuruttuğunuz zaman iyi kötü bir pastırmanız olur. En klasik şey maksat o içindeki fazla suyun atılmasıdır, bayatlamasıdır ama mikrop kapmamasıdır. Hatta onlar da kendiliğinden öğrenmişlerdir. Çemen, Orta Asya'da çemen var mıydı? Bilemiyorum. Çemen daha çok mesela ismi bile Yunanca. Boy otunun veya buy otunun fenugrek. Fenugrek. Fenugrek aslında Latincesi de şey Trigonella poenum greca. Ama Grek lafı illa Grek olduğunu göstermiyor ama Anadolu'da esinlendiğini söyleyebiliriz. Mesela yoğurtun ana şeyi, yoğurt olmasını sütün sağlayan da Lactobacillus bulgaricus demişler. Veyahut şeye şeftaliye ne demişler? Prunus persica. Ne demek Prunus persica? İran eri aslında şeftalinin kökeninin Çin olduğu biliniyor. Ama o bir kelime verilince artık bunun şeyi, onun için fenugreki bilemiyorum. Zaten bu anlamsız bir konu. Derleme sözlüğüne tekrar bakarsak bir sürü isimler var. Pastırmanın yanında güneşte kurtulmuş yetlere verilen isimler. Onları da lütfen bakınız diyeyim. Sığır karkasından alınan parçalar ki birazdan gösterilecek haritalarda parçaların isimleri, bazısının ismi çok güzel. Yani kızınıza verecek biri oluyorsunuz ismini. Mehle diye. Ama bizde tervayla namuslu erkek çocukları yok. Hemen Mehle derler. Kızcağız anneciğim bana artık lütfen Kübra deme diye. Değil mi? Bir akrabamın kızına Kübra ismi vermiştik. Hemen kubur kubur dediler. Şimdi Kübra çok havadar değil mi isim? Ha, Kübra ismi. Ama o çocuklardan Mehle'nin dışında ama kuş gömü verecek değilsiniz değil mi? Ha. Evet. Her neyse mesela ama şekerpare var. Butta göreceksiniz. Bütün bunların hepsi Anadolu dilinde var. Evliya Çelebi biraderimize gelince. Niçesi ol iltizamda şahrah üzre oturup pasatırma ve sucaik ve kaşkaval penayiri ve kestane ve leblebi ve fındık ve fıstık tenavül ederlermiş. Tenavül. Pasatırma ve sucaik. Kim bunlar yahu? İstanbul halkı. Okazyon neymiş? Hangi durumlarda? Efendim Anadolu Celal İsyanı devam mı ediyor? 17. yüzyıldayız. 1650'ler 60'lar. Ondan sonra Celal'in bazı askerleri geliyorlar Anadolu tarafından. Sarayı sadık askerler de Rumeli tarafından geliyorlar ve karşıya geçiyorlar. Şeyde çarpışma hazırlığı içerisinde Üsküdar civarında ve İstanbul halkı bizim idamları nasıl seyretmeyi sevdiğimiz gibi zamanında Sultanahmet Camii'nin civarında ona oturup işte bunları yiyerek, çitileyerek, o zaman ayçiçeği yokmuş yalnız gördüğünüz. Yedikleri şey kaşkaval, pastırma, sucuğa yok değil mi? Ve peynir yiyip bunlar hadi kapışsalar da seyretsek pehlivan güreşi gibi. Olay bu. Bir de Kayseri'ye gidiyor.
ve Kayseri'nin derfaslı etime ve mekulat, yani yenecek şeyler, çerezler, eşyalar üzerinde konuşuyor, yiyecekler üzerinde konuşuyor, mekulat aynı zamanda yiyeceklerken güzel bir söz var, bütün kitaplarda aynı söz var. Maalesef orijinal olamıyorum. Evvela hassu beyaz ekmeği ve lavaşa yufkası ve katmer çöreği ve mutabbak, mutabbak kapalı demekmiş, baharlı böreği ve lahim kadide, kurutulmuş kuru et yani, namıyla şöhret bulan kimyonlu ve baharlı sığır pastırması. Bugün mesela kimyon kullanılmıyor. Kimyon eti kararttığı için günümüzde. Ve mümessek. Mümessek nedir? Misk kokulu. Misk kokulu. Et sucuğu Rumi meskunda. Yani dünyanın oturulan yerlerinde sadece. Yani dünyanın dört bir yanında. Dünyanın kara olan dörtte bir kesiminde şeyi yokmuş, benzeri yokmuş ve ilave ediyor, padişahlara hedaya gider, hediye edilmiş. Ondan sonra İstanbul'daki esnafları yazıyor başka bir kitabında. Esnafı bakkalı pastırmacıyan, dükkan 500, çalışan yani neferat 800, çoğu manavgatlı olduğu görülüyor. Esnafı celep, keşanı pastırmacıyan, sığır, bezirgan bunlar. Ve çoğu eflak ve buğdanlı, kefere diyor. Esnafı taciranı pastırmacıya, bir, eti getirenler var. Pastırmalık eti getirenler var, ya pastırma olarak da getirebilirler. Bir de satanlar var, aracılar var. Ondan sonra esnafı taciri pastırmacının da 100 dükkanı ve 400 neferi var. Kuzu ve kelle pastırması satarlar diyor. Kelle pastırması. Düşünüyorsun ya, kellenin pastırması nasıl? Sığır etinin yanaklarından oluyor. Yapılmıyor ikinci kalite. Sert çiğnemeli vesaire vesaire. Ve kuzu pastırması satıyorlar. Düşünüyorsun, o küçücük hayvan zaten 7 kilo. Bir de pastırma olup yarısını kaybediyor. 3,5 kilo için bir can gidiyor yarabbim. Evet. Bir pastırma emini var. Pastırma fiyatları üzerinde konuşuluyor. Emin önünde bilmem yağ emini var. Pastırma emini de var. Bir de avetlerinden de pastırma oluyor. Yine Evliya'dan okuyoruz. Yeniçeri Ocağı avcıları Istranca dağlarında saydı şikar ettikleri, şikar av demek yani avlanmaya gittikleri zaman, sığınları nübete baktı. İri boynuzlu geyik demek. Mos filan olsa gerek değil mi? İri boynuzlu. Rengiğinden de farklı mos. Bilemiyorum. Ve karacaların ve tablalıların. Tablalara baktım. Osmanlı Cumhuriyeti'ne baktım. Bilmem neye baktım. Sonra internete baktım. Tablalılar diyor. Daha çok elektrik tablaları var biliyor musunuz? Elektrikli alet tablaları. Tabla, 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 tabla. Birden bir mum yaktı. Eğer yanlışım varsa affola. Geyiğin boynuzlarını da düşünürseniz tabla gibi değil mi böyle? Tabla gibi yani tık 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 bir sistem içerisinde. Öyle mi acaba? O zaman bizim şey geyik, ince boyun çatal boynuz geyik. Nar defterlerine bakıyoruz. 1520'de pastırmanın lafı geçmiyor. 1520 Bursa Belediye Nizamnamesi'nde. 1640 tarihli İstanbul nar defteri var. Niye nakdetlerini biliyoruz. Biliyorsunuz fiyatları. Neymiş fiyatlar bakalım. 1640'larda okkası kaça gidiyormuş? Bir okka 1 kilo 200 küsur gram. 400 dirhem. O da işte 4 gram. Bilmem küsur küsur. 3 küsur. 3,2. Uzatmayalım. Neler satılıyor? Mübahat Kütükoğlu'nun çok değerli bir araştırması var. Dergah Yayın Evi'nde. Kili. Kili dediği işte bu Dobruca'nın kuzeyi, Eflak ve Buğdan'dan yani Romanya'ya, Bulgaristan'la Romanya arası pastırma. Bir okkası getirücü, getirücü altı şeyden satıyor. Akçeden satıyor, getirücü. Mukim, mukim kim olabilir? İkamet eder. Kim yani? Dükkancı. O da yedi akçeden satıyor. Yani bundan üstte satamazsınız. Maksat halk yesin. Yani halkım yesin. Bir de
Yerli pastırma var. Ya yerli pastırmanın daha ucuz olması lazım değil mi? Yok efendim. Dokuz akçe. Bir başka ezber bozan detay daha. Şeyde bu nahl defterinde. O da sucuk. Sucuğun okkası kaç para dersiniz? 10 akçe, 10. Sucuk bastırmadan pahalı. Tabii hizmetinizde balıktan da şeyler var. Lakerdası, kılıç balığı, gelin balığı, uskumru, yılan balıklarının da pek güzel bastırması olur. Bir de turşuları olur vesaire. Bir de dönemin esnafına ilişkin düzenlemeleri olduğu defterler vardı. İstanbul Ahkam Defterleri. Yani hüküm, kadının hüküm verdiği. Ama der ki İstanbul kadısına hüküm mü? Üst taraftan da gelebilir. Mesele şu. Sığır kasabı ve sucuksu esnafının hayvan alma ve tevzi sistemleri çok. Osmanlı bürokrasisi müthiş. Orada iki kelimeyi aradan cımbızla çektim. Bu İstanbul Ahkam Defterleri nerede bulabiliriz? En kolay, en ucuz, gayet basit. Belediye kitaplıklarında, belediye kitap evlerinde hem eski Türkçesi hem yeni harflerle tercümesi var. Çok ucuz değil ama Sözgen'in Beyoğlu'ndaki belediye şeyinde, kitaplığında bulabilirsiniz. Bu bir çeşit o zamanın belgeleri. Sucukçu taifesi tayfası. Dahi sucuk ve bastırma için iktiza eden lahmi kasap taifesinden alıp, yani herkes istediğinden değil, sadece kasaptan alacak. Böyle böyle yani, eğer bu bozulma varsa tekrar yeniden düzeltildi. Şimdi buraya kadar ne yaptık? Kökeçledik, kakaçladık, işte pastırmayı 16. yüzyılda itibaren gördük, akrabaları gördük, şunları gördük, bunları gördük. Son olarak Türk pastasının yapılmasındaki şiirleri vazgeçiyoruz, Kayseri'deki pastırname şeyini, destanını, ama bunlar daha çok 20. yüzyıldan kalan şeyler. Onu da çeşitli kitaplardan bulabilirsiniz. Özellikle yemek destanları üzerine. Kayseri tarzı pastırma yönetimi, sanayi tarzı. Demin söyledim. Maalesef standartlarımız belli değil. Neden Kayseri pastırması, Kayseri pastırması, yani bunların pastırması yok mu? Var. Şöyleymiş. Cenap Tekin Şen ve Yusuf Doğruer. Baba bir kitap bu. Baba bir kitap ama benim tarz kitaplardan değil. Daha çok o alanın hocalarının kitapları. Bunu anlatabiliyor muyum? Yani gıda bilimleri. Benden biraz özenmişler, bir ilişkiler, bir koymuşlar, bir destan koymuşlar ama insan faktörü yok, ama teknik olarak ve burada gördüğünüz resimlerin çoğu oradan alınmıştır. Nefis bir kitap. Yani daha iyisi olur mu? Teknik açıdan olacağını sanmıyorum daha iyisini, ama benim açımdan olabilir, çünkü ben insanla düşkünüm. Yani ben pastırma üzerine yazsam, Osmanoğullarınınkini de giderim, bilmem Trakya'da bir adamı bulurum, bilmem neyi bulurum, bir Orta Asya'da Türk'ü bulurum vesaire, bir canlandırırım. Yani adamın elini, yüzünü, ürününü, nerede oturduğunu, nerede yaptığını, onlar önemlidir. Yani sadece şeyle içine bilmem ne oranı, tuz oranı vesaire, bunlar beni kesmedi. Peynir kitabında da, ekmek kitabında da, zeytinyağı kitabında da. Her neyse, yalnız bu kitap her yönüyle bastırma, Konya Selçuk Üniversitesi yayınlarından çıkmış. Siz nereden aldınız? Nadir kitaptan. Demek ki internetten girdiğinizde karşınıza çıkıyor. Pahalı da olduğunu sanmıyorum. Değil mi? Tavsiye ederim. En azından pastırmayı almadan önce bir hafif antrenman yapma şeyi olabilir. Pastırmayı işte şu nedenlerle Kayseri pastırması önemlidir diyorlar bu yazarlar. İklimin, bölgenin nitratlı içme suyu. Nitratı sonradan koyarlar rengi kararmasın diye. Fazla da koydukları zaman biliyorsunuz kanserojen. Dilerse dilim dönmüyor. Kanserden hiç hoşlanmıyorum herhalde. Ondan sonra işte bir de ustalık, çıraklık geleneği bir de ekliyor. Bence tıpkı Beaujolais'de olduğu gibi Beaujolais şarabında pazarlamayı iyi biliyor Kayseri. Neymiş o Kayseri'li? Kayseri dedin mi? Ne yaparmış hanımefendi? Samanı verirmiş eşeğe, ot salsın diye ne yaparmış?
Gözlük taktırılmış, güneş gözlüğü. O da o termiş, değil mi? Bizim çocukluğumuzdan anlatırlardı. Ne olduklarını biliyorum. Ha. Bastırmalık hayvan seçimi var, bunları sen anlatacaksın. Ben de var ama Kayseri usulü anlatmıyorum. Etin hazırlanması var, anlatacaksın. Baba kelimeleri anlatacağım. Mehle neresi, sırt neresi, tütünlük neresi. Onları zaten haritada, değil mi, harita diyorum ben onlara. Ona çıkacak. Etin işlenmesi var. Şaklaması var. Şaklama et tuzlanırken önce kertiliyor %45 açıyla filan. Ondan sonra el tuzla şey yapıyor, tuzu içine nüfuz etsin ama şeyine göre, lifinde canını okumamak şartıyla vesaire. Sonra yıkama işlemi var. Sonra direklere cerek tabir ediyorlar. Asma, kurutma var. Ondan sonra şeylerde mesela bir tek kurutma var. Gelenekselde. Kayseri işinde, büyük işletmelerde. Orada bir birinci kurutma var, ikinci kurutma var, üçüncü kurutma var. Sizle böyle yapmıyor. Yani. Birinci kurutmada soğukta, ikinci kurutmada sıcakta. Ve denkleme tabir ediyorlar, istifleme. Bu tuzlatmış, şey yapılmış. Hani forkliftle taşınacak gibi neredeyse üst üste istifleniyor. O aynı zamanda belli bir baskı var. Bir baskı, kaldıraç şeklinde, kaldıraç üstünden geliyor, bir ağırlık veriyor cendere. Ya da hidrolik sistemler var büyük şeylerde. Atom fiziği değil ve roket şeyi değil ama neticede zamandan kazandırıyor vesaire. Şimdi buradan sıcak denkleme, soğuk denkleme, yani hem bastırma, hem düzeltme, hem yassıltma işlemi. Kenarları kesiliyor, şey yapılıyor. Düzeliyor. İşte macunlanıyor. Macunlanma aynı olduğu için aynı. Sizinkinle aynı. Ben çemenlemeyi anlatacaksın. Paketleme anlatılabilir ama standart paketleme bir hayvanın bütün şeylerinden iki tane çıkıyor, değil mi? Sağ kol, sol kol. Sağ bilmem ne, sol bilmem ne. Genellikle 22 parçalık size bir kit gibi veriyorlar yani satıcılarda. Ama seçmelerde öyle değil. İsterseniz hani ayrı dünyaların insanıyız sevgili dedikleri gibi onlar da ayrı ayrı sandıklanıyorlar. Yani birinci sınıf bastırmalar ayrı ayrı sandıklanıyor. Öbürleri. Ve paketleniyor. Şimdi gelenek tarzdaki bastırmanın en gözde parçalarıyla birinci sınıf bastırma, ikinci sınıf bastırma, üçüncü sınıf bastırma. Sizde var mı o ayrı? Birinci sınıf bastırma, ikinci sınıf bastırma. O zaman özetleyeyim. Birinci sınıf bastırmalar sırttan oluyorlar. İkinci sınıflar şeyden oluyor, kalçadan oluyor, bu da göğüsten oluyor. Ama meme filan oradan artık yapılmıyormuş. Ondan sonra bunları nasıl anlıyorsunuz? İşte şekilleriyle vesaire vesaire, büyüklükleriyle bu şeyi görmüşsünüzdür. Her birinin farklı bir kasaplık sistemiyle de var. Kimi de mesela kuş gömür tırk diye çıkıyor. Yani ona bir ayrı bir kasaplık şey yapılmıyor. Bir kere ufak tütünlük mesela en pahalı. Her hayvanda 1-1,5 kilo çıkıyor. Tütünlük pahalı. Neresi? Boyunun altındaki yer. Şimdi antropotta da dahil. Ama o kısım özel bir kısım. Onu artık sipariş üzerine yapıyoruz efendim. Vesaire diyebilirler. En yakışıklı parçaları bu durumda kuş gömü, sırt bastırmaları, antrokot. Bu antrokot yeni çıktı. Çünkü eskiler bölerdi. Çünkü çok taşıması zor, sandıklaması zor. Ondan sonra arka baş diyorlar, şu kuyruk sokumunun üstü. Orta yerler, bohça, buttan, şekerpare, but dilmesi. O da o zaman eti bazen böyle açıyorlar, değil mi? Diliyorlar. Mehle, omuz, işte mehle neresi, bilmem kaçıncı kemikten, bilmem kaçıncı kemik arası. Altıncı kemikten sonra veya şey, bu kasap. Hiçbirimizin kasaplarla yarışacağını sanmadığım için hızlı geçiyorum ama sağ olsun bunlarda her türlü bilgi var. Peki kusurlu. İyisi nasıl olacak? İyisinin rengi pembe kırmızı. Öbürü kırmızı. Üçüncü sınıfınki koyu kırmızı. Pembe kırmızı, kırmızı, koyu kırmızı. Peki nasıl olacak? İyisi orta sert olacak. Ne çok yumuşak, ne çok sert olacak. Ondan sonra başkanı sanmışlıyor.
İşte orada diyorum ki kusurlu almazsanız almamanın püf noktaları, bizim de bilgimiz vardı, deneyimimiz vardı. Onu şu şekilde üçe ayırıyorlar. Lezzet, tekstür, çiğnediğiniz zaman ağzınızdan ne alıyorsunuz? Ona renk, görünüm. Ve bunları hepinizin gücü yeter değil mi? Rengi söyledim. Görünüm, mesela şeyi çatlak patlaksa, üzerinde küf varsa çemenin, eğer çemen çok kalınsa, sonra içini kestip ameliyat ettiğiniz zaman bakıyorsunuz, işte yağ oranıyla şey oranı, mesela mermerleme diye bir şey var. Böyle etler iyice ayrışmış ve belirgin, bariz diyorlar profesyonel dilde. Kimi de iyisi hepsine yayılmış şeklinde. Ama belli belirsiz olunca iyiden olmuyor. Hakikaten ağzınıza alırsınız o sinirler. Şimdi birincisinin yiyimi neydi? Yumuşaktı. Çiğnenişi kolaydı ve ağızda dağılıyordu. Yani kalmıyordu kalıntı. İkincisi yumuşak değil. Sertçe ama ağızda kalmıyor. Üçüncüsü hem sert hem ağızda kalıyor. Yani sakız gibi tık tık başınıza gelmiştir canım. O hele taze ise vesaire. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf bastırmalar böyle. Ve benim son söylediğim bir de yağlılık şey var. Yağlanması var. Bir aşırı terlemişse zamanında, pardon az terlemişse içinde hala yağ vardır. Oranın üçte bir geçmemesi lazım yağlılık oranı. Ama laboratuvarda da bu ölçülebilir ama kesitten alıyorsunuz bunu. Dörtte birden az olursa birinci sınıf. Ya da o kesitte görünen. Tabii laboratuvardaysanız bunu ölçmeniz çok kolay. Göz kararı biraz zor. En iyisi pastırmayı tanımıyorsanız tıpkı balıkçıda yaptığınız gibi pastırmacıyı tanıyacaksınız. Ben de özellikle pastırmacıyı tanıyorum. Onun için size getirdim. Bu verici balıkçımı da tanıyorum. Ekmekçileri tanımıyorum. Çünkü ekmekçiler hepsi çok kötü ekmek yapmaktalar şu anda. Yoğurtçuları tanımıyorum birkaç tane mandıranın dışında. Çünkü maalesef çok kötü ve sağlıksız yoğurtlar yiyoruz. Pastırmalı yemekler belki size bir tutam Vedat Bey, Banu Hanım ve arkadaşları sunacaklar. Efendim pastırmalı kuru fasulye. Tabii meşhur şeyde biraz hani de benim 50 gram pastırma. Peki niye Konyalı'dan başkasına bastırmıyor? Konyalı'dan yok. Ay bu demek ki Konya pastırması da var. Pastırmalı omlet biraz şey gelebilir. Ben geçen de denedim. Şeyle denedim. Kuzu kulağıyla denedim. Yani tartışılabilir. Kuzu kulağı üzerine beyaz peynir. İki ince dilimde şey kaydım. Bohça şeklinde yaptım. Yani olur olmaz. Olur, ama sırf pastırma içinde meşhur şeyiniz var. Bir sıra domates, bir sıra limon vesaire vesaire. Ama tabii onu da iyi ayarla. Kuruç pastırma olursa artık, başka pastırmanız yoksa bir parça zeytinyağı yapın da şenlensin. Yağlı kağıt fırın. Pastırmalı pilav her yerde var. Boşnaklarda da var, Afganlarda da var. Bir de pastırmalı şey yaptım. Beni dinlediğiniz için çok sevindim. Bayağı da uzun sürdü, bir saati geçirdi. Umarım kabaca tarihi ve bir takım modern usullerde anlattım. Merhaba, ben Sultan Kalısmanoğlu. 71 yıl evliyim. 20 yıldır da bu işi yapıyorum. 7 yıl kayınpederim bir asla başımda bekleyerek bana ders verdi. 7 yılın sonuna bıçağı bana teslim etti. 3 yıl önce de kaybetti. Keşke burada olsaydı da Ertuğ Hocam'la görüşseydi. Süper bir şeyler çıkardı. Ben Ertuğ Hocam gibi çok incelikleri bilmiyorum ama kendi bildiğim kadarıyla eşimin dedesi bunu 924'te kasapmış. Kasaplıktan pastırmaya geçiyor. Pastırmaya geçtikten sonra da eşimin babası devralıyor. Babamdan da biz devraldık. İnşallah oğlum da bizden devralacak. O şekilde ailecek devam ettiriyoruz. Biz hayvan alımıyla başlıyoruz. Bizde mevsimliktir. Eylül sonu, Ekim gibi falan başlarız biz. Hayvanları genelde yayladan seçeriz. Yayla hayvanları daha yumuşak olur, daha doğal olur. Yaylalı hayvanları gittikten sonra da Kastamonu Hayvan Pazarı Türkiye'de en büyük pazarlardan birisidir. Ve etleri çok lezzetlidir.
Şimdi hocamın dediği gibi biz bütün hayvan kullanmıyoruz genelde. Çünkü etin pastırmamızın birinci sınıf olmasını istiyoruz. Biz genelde arka but kısmıyla antrikot ve sırt pastırması kullanıyoruz. Etin en lezzetli yerleridir bunlar da, siz de biliyorsunuz. Bunları işlemeye başlamadıktan önce işte et seçimi, anlatayım. Hayvanın ön kısımlarından da biz ince pastırma yaparız. Buna ekmeklik pastırma deriz. Kastamonu'nun ekmeklik pastırmasını eminim duymuşsunuzdur. Bu tamamen çemensiz ve hafif yağlı bir pastırmadır. Ve yemeklerde kullanırız biz bunu. Çemenin kendine has bir tadı ve kokusu olduğu için yemeklerde çemensiz pastırma diye belirtiyoruz. Pideri de aynı şekilde. Tabi biraz damak tadıdır, bu tartışılır ama. Biz de yöresel olarak bu şekilde ilerliyor. Etlerden kalan parçalarımızı da biz tamamen sucuk yaparız. Şu anda slaytlarımızda da gördüğünüz gibi, hem hocam ne kadar istemese de etleri işleyip kalan parçaları sucuğa ayırırız. Burada bir tane but açılımı var, büyük but burnu. Orada sırtlarımız var, kontrafilimiz var. Bunları tek tek elden geçirip işte et bütün aldığınız zaman çok sinirli olur. Sinirlerini ve yağlarını temizleyip bu şekilde işleyerek devam ederiz. Burada da yine iplenmiş, temizlenmiş pastırmalarımız var. Bu şekilde bekledikten sonra ileri. Şimdi tuzlamaya geçiyoruz. Tuzlamada bildiğimiz sofra tuzu kullanıyoruz biz. İyoğlu sofra tuzu kullanıyoruz. Böyle bol miktarda tuzlayıp biz tekrar edeceğiz. Şimdi hocamın az önce bahsettiği istifleme vardı ya, hani o bastırarak anlatmıştı. Bizim istiflememiz de bu şekilde. Slide'da gördüğünüz gibi üst üste koyarak. Bu burada yeteri... Ayrıca söylemesi ben çektim bu resim. Bizim istiflememiz de bu şekilde hocam. Bu ne tuzda ne çok ne az kalmalıdır. Etin kanlı suyu akıp beyaza dönmek zorundadır. Bizimki hiçbir kimyasal madde kullanmadığımız için tuzla etinin piştiğini düşünebilirsiniz. Normalde bir eti asarsanız güneşe ne olur? Bozulur. Ama bizim etimiz kesinlikle bozulmaz. Sadece çok kuruma yapar. Eğer zamanını geçirirseniz. Şimdi orada bir resim daha olması gerekiyor. O tuzda pastırma yeteri kadar bekledikten sonra bol suyla yıkanır. O resimleri unutmuşuz. Yeteri kadar yıkandıktan sonra bu yıkama işlemi de çok önemlidir. Gördüğünüz gibi çok tuzlu olduğu için pastırmalarımız o tuzun tam kararında yıkanması gerekir. Ne çok fazla ne çok az. Az olursa da olmaz, çok fazla da olursa tuzlu olduğu için tüketemeyiz. Yıkadığımız pastırmaları bizim Kastamonu'da yarısı olarak sayvan dediğimiz bu şekildeki yerlerde kurutuyoruz. Doğal olarak etrafı kapalıdır. Hocam da anlattı az önce imalathanemizi. Yüksek bir alandır. Büyükçe bir alandır. Bu şekilde bunun kuruması da yaklaşık bir ay, hatta iki buçuk aya bile uzayabilir. Kesinlikle hiç yani bir bastırarak veya ateş görerek, ısı görerek kesinlikle sadece güneş ve rüzgarla kurur. Bu pastırmalarda işte yine de çok kuru, hocamın dediği gibi çok kuru olursa çok sert olur, çok yumuşak olursa böyle etimsi olur. O kıvamı tutturmak çok önemli. Onları tekrar işte sürekli elden geçer, hangisi kurumuş, hangisi kurumamış. Buradan indikten sonra da çemenleme bölümüne geçeriz. Çemenleme bölümünde kuruyan pastırmaları tekrar elden geçirdikten sonra yine çemenimizde de doğaldır. Tek çemen unu kullanırız. Biz hiçbir şekilde katkı maddesi yoktur. Çemenimizde içine baharatlarla, biz Taşköprü'ye yakınız biliyorsunuz, Taşköprü sarımsağıyla. Ama biz sarımsağı bayağı bir bol miktarda kullanıyoruz. Alışkın olmayanlar, tabi sarımsağın biraz daha çok yoğun olduğunu söylerler tat olarak. Ama lezzetini de veren sarımsak ve çemen diye düşünüyorum. Hocam kimyon kullanılmıyor dedi ama biz bol miktarda kimyon kullanıyoruz kendi çemenimizde. Yani ete lezzetini verdiğine inanıyorum. Etin renginin ben bölümüne göre değiştiğine inanıyorum. Çünkü işin içinde olduğum için. Mesela sırtın rengi çok açıktır. Antrikot biraz daha açıktır. Bu da geçtiğiniz zaman biraz daha koyulaşmaya başlar. Daha kahverengiye dönük olur renkleri. Bonfilerin çok kendine has bir görüntüsü vardır. O çok yumuşak olur ama bonfile
Yani lezzet yönünden bilemiyorum. Biraz damak tadı tabii ki. Rosto yine kastırması çok güzel olur. Rostoyu normalde kestiğiniz zaman şöyle bir çevirirseniz onun renginin değiştiğini, böyle gökkuşağı gibi bir renkler aldığını fark edersiniz. Lezzetini de ben oradan aldığına inanıyorum ve pastırmada da çok güzel bir rengi olur. Hazırladığımız pastırmaları da bu şekilde tek tek üzerleri çemenlenir. Hazırladığımız çemenle tamamen kapatırız. Bu şekilde birkaç gün işte o pastırma içine o soğanla sarımsağını baharatların içine alsın diye iyice bekletilir. 3-4 gün falan piyasaya gitmeden önce bekler o. Ondan sonra da tabii ki dükkanda satım aşamasına geçer. Bizde bir de doğrama şeklimiz de çok farklıdır bizim. Biraz sonra oğlum gösterecek onu. Çok ince ve elle. Kesinlikle makine yoktur. Yani Kastamonu'da birisi bir makine görürse kesinlikle o dükkana hiç kimse girmez. Çemensiz pastırmamızda ekmeğimiz vardı bir de. Burada ekmeklik pastırmada da veya yemeklik diye biliyorsunuz siz. Kuru fasulye deyince herkes bilir. Genelde bizim halkımız pastırmayı bizden alır. Bu soğanla hazırlanır. Soğanla hazırlandıktan sonra fırında bunlar ekmeğin içine koyup kapalı pide gibi düşünelim. O şekilde pişirilir. Kastamonu halkı buna çok düşkündür. Teşekkür ediyoruz. Umarım